Devletin fidan desteğiyle her geçen yıl ekim alanı artan Trabzon hurması için hasat şenliği düzenlendi. Bu iş yapılıyor yani. Türkiye'de üretimde 3. sırada yer alan Adıyaman'da 7 bin dekarlık alanda yaklaşık 13 bin ton Trabzon hurması elde ediliyor. Kolay gelsin. Bu yılda geçen yılla aynı oranda bir ürün bekleniyor. Hasat edilen hurma işçiler tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Hurmalar daha sonra tüccarlar tarafından alınarak iç piyasada tüketiliyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve beraberindekiler hurma hasadı şenliğine katıldı. Açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, Trabzon hurmasının Adıyaman'da nispeten geç dönemde yetiştiriciliğine başlanmış olsa da hızlı bir şekilde geliştiğini kaydetti. Tabii Trabzon hurması ilimizde nispeten geç dönemde yetiştiriciliği başlamış ama başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve bugün Türkiye'de Adana'nın Kozan ilçesi, sonra Denizli'nin Honaz ilçesi ve üçüncü sırada da Adıyaman'ımızın Gölbaşı ilçesi gelmekte. Türkiye'deki üretime önemli bir katkı sunuyor çiftçilerimiz. Bu anlamda tabii öncelikle bölgede bunun analizi yapıldıktan sonra çiftçilerimizin bu konuya heves etmesi, sahip çıkması, arkasından da devletimizin çeşitli birimlerinin büyük desteğiyle ki sadece valimizin, bakanlığımızın, özel dairemizin bu dönemde dağıttığı toplam 115 bin fidandan bahsedebiliriz.